sakın gitme. Benimle burada kal. Efendim, bir misafiriniz var. Abi. Efendim Ali Kemal. Anneme gelmen lazım. Gelemem, çok önemli bir işim var. Anne gelmen lazım. Babam geldi. Ne? Rıza mı geldi? Burcu Hanım, Burak'a bakar mısın? Torunum mu? Sen benim dedem misin? Rıza yaptı. Rıza öldürdü Ali'yi. Kız. Rıza Asiye'nin kocası değil mi? Ali geldi. Kazada ölmemiş. Ali geldi buldu Asiye'yi. Ali de Hasan'ın babası. Rıza öldürdü. Gömdük biz Ali'yi. Dede hoş geldin. Akça. Efe'yi odasına çıkartır mısın? Şule. Sen de bir Burak'a bak. Sadece merhaba diyecektim. Aa, bak bu çantada neler varmış acaba? Belki bir sürpriz vardır. Gel yukarı hadi. Bu çocuk kimin? Benim. Oğlum Efe. Anladım. Nerede? Asiye Hanım gitti. Ne demek gitti?
Nereye gitti? Kızım o çağırdı beni, telefonla aradı, gel dedi, anlatacağım sana her şeyi. Nereye gitti? Ulan Asiye Hanım. Ulan Asiye Hanım. Ne işler karıştırıyorsun yine. Anneme gelmen lazım. Babam geldi. Ne oldu? Niye arayıp duruyorsun? Merak ettim, baban niye gelmiş? Bilmiyorum. Umurumda da değil. Bu annemle onun meselesi. Sen de ilgilenme. Annem geldi. Ben Murat'ın yanına gideyim. Odasına çıkardım, bir delilik yapmasın. Arkadaş bir kere be. Bir kere de verdiğiniz sözün arkasında durun. Abi vazgeçmiştir belki anlatmaktan. Ne vazgeçti? Çocuk oyuncağı mı lan bu? Yok öyle ya ama. Bu sefer zurnanın zırt dediği yerdeyiz Kadir. İyi de abi Asiye Hanım'ın köşke gittiğini nereden biliyoruz? Lan oğlum nereye gidecek başka? Vazgeçtiyse kaçmıştır. Kadir oğlum bak şu oyundan vazgeç. Ne söylesem hep olumsuz, hep olumsuzsun. Nerede lan bu telefon? Hiç değişmemişsin. Ne istiyorsun? Niye geldin? Niye geldin yıllar sonra? Ali'nin oğlunu donatasın diye mi bıraktım bunca serveti ben size? He? Bahtını yapamadığın tahtını yapıyorsun öyle mi? Düzgün konuş benimle. Holding'de hisseler, yönetim kurulu. Nereden biliyorsun sen bütün bunları? Daha fazlasını biliyorum. Mesela kendi ellerinle yazdığın suç duyurusu. Avukatımı satın aldın. Hiç fark etmez. Kimi zaman bir sekreter, kimi zaman bir avukat, kimi zaman da bir bankacı. Ben giderken sana ne tembih etmiştim? O oğlan bir gün karşına çıkarsa benim evlatlarımın yanına yaklaşmayacak, yaşadıkları semte uğramayacak demedim mi? Sen kimin malını kime veriyorsun? Ali'nin malını oğluna veriyorum Rıza. Duydun mu beni? Bir tek sen akıllısın, senin dışında herkes aptal öyle mi? Yok öyle ya ama. Ben her şeyi öğrendim Rıza. Ali öldükten sonra satış gerçekleşmiş. Ya. Ve onun imzasıyla bütün mallarına el koymuşsun. Ne hakkın var buna?
Kapat şunu. Alo. Neredesin sen Asiye Karasu? Hem çağırıyorsun gel babamla ilgili konuşacağız diyorsun. Hem ortada yoksun. Ne iş? Ya açtın telefonu konuşsana. Köşkteyiz Hasan. Seni bekliyoruz. Sen kimsin lan? Asiye Hanım versene sen bana bir. Alo. Lan herif yüzüme kapattı ya. Ne oldu abi? Herifin biri köşkteyiz seni bekliyoruz diyor. Allah Allah. Ne oluyor lan? Merak ediyorum. Nasıl anlatacaktın oğluna? Nasıl mı? Nasıl anlatmamı isterdin? Olduğu gibi. Apaçık. Hmm. Her şeyi. Babasını neden geberttiğimi de söyleyecek miydin? Mesela kendinden bahsedecek miydin? Babasını gebertirken orada olduğunu, bunca yıl neden sustuğunu, cinayete sessiz kaldığını. Bunları da anlatacak mıydın? Ben ne yapabilirdim? Beni çaresiz bıraktın. Beni seçim yapmak zorunda bıraktın. İki çocuğum daha vardı, ben ne yapabilirim? Efe, sen burada bekle. Çıkma tamam mı? Geleceğim ben. Niye geldin? Tövbe estağfurullah. Çağrıldık da geldik herhalde. Kim çağırdı? Akça. Benim, ben Asel. Çağrılmadığım yere icabet edecek adam mıyım ben? Ne bileyim kim çağırdı? Asya Hanım'ın telefonuna çıkan bir herif. Babaları geldi, o mu? Babaları derken? Oo. Umutalık şenlenecek desene. Gelsene hele gel. Hasan gitme şimdi, dur. Ya. Hah, buradasın. Hasan. Oğlum, bak biliyorum ben çağırmıştım seni ama... şimdi değil de sonra konuşsak. Şimdi konuşacağız Asiye Hanım. Hasan. Veya abi de konuşuruz dedi. Kocan Hasan'ın babasını öldürürken sen ne yapıyordun Asiye Hanım? Baban kendi ağzıyla söyledi. Kocan öldürmüş, babanla birlikte gömmüşler. Bu arada oğulların biliyor mu babalarının katil olduğunu? Bir şey yapın. Ben çok sıkıldım ama. Hani gelecektin? Efe, ne haber koçum? Hoş geldin bu arada. Ben Hasan. Hani şu telefonda küt diye yüzüne kapattın Hasan. Gel bir sarılayım sana. Hayrola? Tanışıyor muyuz? Baban Ali'yi iyi tanırdın. Arkadaşımdı. İyi mi Asiye? Arkadaş derken? Diyor bu adam Asiye Hanım.
filmler dönüyor lan burada. Hasan, o mesele biraz karışık. Hiç karışık falan değil bence. Bu mesele sanki biraz meşrep meselesi ha. Seni hiç sevmedim ha, Rıza Karasu. Çok açık sözlü delikanlısın. Ben seni sevdim ama. Otur. Hani şimdi ben bu hikayede neyi merak ettim biliyor musun? Otursana Asiye Hanım, kocanın yanına. Ayakta kaldın. Şimdi sen eğer benim babamın arkadaşıysan, tövbe yarabbim, sen mi babamı terk edip onun arkadaşıyla evlendin? Yoksa sen arkadaşının sevdiği kıza mı yürüdün? Anne. Sen oğlum diyeceksin. Oğlum. Oğlum. Ali de bir tek kardeşimin dedesi mi? O dede... Şöyle oluyor. Şimdi o Ali Kemal'in babası olduğu için. Babamın. Peki senin baban? Benim babam deden oluyor. Cennete gitti demiştin. Cennete gitti. İşte onun için. Buran dedesi benim de dedem olsun. Olmuyor mu öyle? Olmaz mı? Niye ki? Bir tane burada yamuk parça var. Onu bulamıyorum ben. Sen görebiliyor musun? Ben bileydim annenin çocuğu olduğunu. Ben bileydim arkadaşımın eski yavuklusu olduğunu. Kafamı çevirip Asiye Hanım'ın olduğu tarafa bakmazdım bile. O iş bildiğin gibi değil. Dertleşiriz, ben sana uzun uzun anlatırım bunu. Hapisteyken ilk girdiğim vakit işte. Daha çıkmama var 5 sene. Kader mahkum falan da değilim ha, yanlış anlama. İçeride bir dayı vardı. Koğuşta. Bir gün dedi evlat hayırdır. Bende çıt yok tabii. Dedi hiç mi telafisi yok ya? Ulan düşündüm. Hakikaten yok. En sevdiğinin canına kastetmişsin. Bunun bir telafisi olur mu? İnsan nasıl anlatır ki bunu? Öyle değil mi? Asiye Karasu. Öyle oğlum. Öyle. Babam Ali ile beraber olmamı istemedi. Hiç razı gelmedi. Benim fikrimi bile sormadan beni bu adama verdi. Ya ne seni kucağımdan alırken fikrimi sordu, ne de bu adama varacak mısın diye sordu. Bana hiç kimse hiçbir şey sormadı. Paramparça oldum, çırpındım ama hiç kimse neyim var demedi bana. Hiç kimse.
Ya da bak bu hikayeyi şöyle de anlatabilirsin. Karnındaki bebeği bir an önce dünyaya getirip yetimhaneye postaladın. Sonra yepyeni hayallere yelken açtın. Haklısın oğlum. Telafisi yok. Çaresiz olmam günahsız olduğum anlamına gelmiyor. Hatam günahım çok benim. Haklısın. O zamanlar çok toyduk Hasan. Annen 20'sinde var yok. Ben de sevdiğimden almadım. Bunu alacaksın dediler, aldım. Bak Allah aşkına, sizin bu aşk hikayenizi hiç merak etmiyorum. Ama ortada iki adam, bir kadın varsa... ...de bu adamlardan biri sırra kadem bastıysa... ...benim burnuma hiç iyi kokular gelmiyor. Bence sizin... ...yatacak yeriniz yok. Efe! Bu iş daha burada bitmedi Asiye. Aşağıda olaylar olaylar yenge hanım. Ne yapıyorsun burada merdiven başında? İnsen aşağı. Başıma bela aldınız. Böyle bagaj kapağı mı olur anne? Ya senin anne diyen dillerin yeri. Oh. O zaman ne bu? Efe. Ne haber evlat? Araba mı yapıyorsunuz? Efe? Çok havalıymış. Babam aldı. Belli. Yardım edeyim mi sana? Sen oyna, ben geliyorum, tamam? Hallederiz nasılsın bunu da. Anne diyor sana. He. Bugün oldu öyle. Kendiliğinden. Yardım anlıyorum. Halimiz böyle de yani insan mesaj da olsa yazar ya. Ne güzel haber. Fırsat olmadı işte. Ortalık karıştı biliyorsun. Bir de babanın arkadaşıyım dedi herif ya. Şeytan diyor, göm kafayı. Öyle mi? Ya. Neyse ya, geçmiş gitmiş mesele. Boş ver artık. Geçen giden bir şey yok öyle. Daha konuşacağız biz onunla. Çok konuşacağız. Ama arada da olsa güzel şeyler oluyor ha. Efendim sen anne demesi gibi. Akça ben. Bana da baba der mi? Yani velayet alınca belki bana da der. Der mi? Der. İnşallah. Gel. Gel. Korkma. Korkma, alacağız oğlumuzu. Bizim oğlumuzu. Efe'yi alınca... ...şu göl evine gider miyiz birlikte? Kutlama yaparız belki. Olur mu? Hasan amca.
takılacak? İşte duymak istediğim soru. Çak bakayım evvela. Aslan, ver bakalım. Ya oğlum şimdi bu abuk subuk bir parça zaten. Bunu nereye koysan olur. Ben sana adam gibi bir araba alayım, onunla oyna be yavrum. Hasan, bak ortalık karıştı iyice. Adam geldi falan. Git artık sen, ne olur. Karıştıracağım ben onları. Sen al şimdi bunları. İçeri geçin, annenle güzel güzel oynayın, tamam mı? Hadi görüşürüz. Ne olduğunu bize sen mi anlatırsın? Yoksa biz mi soralım sana tek tek? Bunları konuşmak için daha çok vaktimiz olacak oğlum. Oğlum deme bana. Sakın bana oğlum mu oğlum deme, bırak anne. Son 10 yıldır bu kelimeyi duymak benim aklımdan bile geçmedi. Öyle bir isteğim de yok. Neyse, tamam. Sakin ol oğlum, sakin ol. Hiç bana bakma. Zerre kadar merak etmiyorum seni. Hiç. Kimse konuşmayacaksa ben gideyim lafa. Evvela hayırlı uğurlu olsun. Babiş konuz gelmiş. Ne işin var senin burada? Oğlumu görmeye geldim. Basıp gitsene sen. Oğlum panik yapmayın lan. Yatıya kalmayacağım zaten. Sana son bir soru soracağım Rıza Karasu. Madem babamın arkadaşıymışsın ya. Babam ortadan kaybolmazdan önce bir kadın varmış. Ona sevdalanmış babam. Tevfik amca öyle söylüyor. Bak işte o zaman iş değişir. Öncelikle o kadını bulmak lazım. Mutlaka bulmak lazım. Demek ki babanın gönlüne başka bir kadın düşmüş. Öyle şey olur mu canım? Oğlum, ben öyle bir şey duymadım. Nereden duyacaksın Asiye? Çocukların biri kucağında, biri eteğinde. Demek ki Tevfik herkesten daha fazla şey biliyor. Sen git onu sıkıştır biraz. Annenin bildikleri yanıldıklarına yetmez. Anne, bu adamın böyle konuşmasına izin mi vereceğiz? Neden yıllardır babanızla ilgili bir tek şey anlatmadığımı şimdi daha iyi anlıyorsunuz değil mi? Onunla ilgili bir tane anı anlattım mı size, küçücük de olsa? İşte babanız bu. Anlayacaklar Asiye. Ne anlayacaklar? Daha çok şey anlayacaklar. Tuttuğunu koparan bir delikanlısın. Belli. Allah kolaylık versin. Kendine dikkat et. Eyvallah. Merak etme. Babama kim ne yaptıysa onu bulup aynını yapmadan bir yere gitmem ben zaten. Hayırlı evlat. Belli. Ben gidiyorum, geliyor musun sen? Sen Hasan oğlumuzun evinde mi kalıyorsun Asiye? Senin için bir sakıncası yoksa. Ki etrafta olsan sorardı illaki ama. Valide Sultan, sen en son ekmek almaya çıktın. Sonra da bir daha gelmedin diye hatırlıyorum. Hasan, aile işlerimize karışma. Tamam. Hasan, ben seni geçireyim oğlum, gel. Kim canını sıktı bu çocuğun yine ya? Hasan. Onun esas oğulları biziz. Bunu yaz bir kenara, unutma, tamam mı? Murat. Unutmam, merak etme. Esas oğlan bir, esas oğlan iki. Asla unutmam. Ya ben geçireyim seni. Ha, sen gelmiyor ya. Hasan. Oğlum bak. Görüyorsun durumu. Burada kalmam gerekiyor. Ben sana sonra anlatırım, tamam mı? Allah muhabbetinizi arttırsın. Ah Hasan. 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 Hasan bir dur oğlum. Ne var Asiye Hanım, ne? Bak bir dur. Bir dinle beni. Dinle yavrum beni. Bak. İçeridekileri duydun. Gördün de barut gibi herkes. Kimsenin seni üzmesini istemiyorum artık ben. Bir süre gelme buraya. Tabii. Gelmeyeyim. Ayağınızın altında dolanmayayım. İkinci bir emre kadar çıkmayayım değil mi ben ortalara? Ya. Tamam, kocan geldi, eyvallah. Ya gerçekten anlamıyorum, siz nasıl insanlarsınız ya. Benim zaten bir anne ihtiyacım yoktu ki. Sen çıktın ortaya. Oğlum dedim, beni affet mahvet. İş buralara geldi. Oğlum yapma ne olur. Ne olur bak, dayanacak gücüm kalmadı. Böyle konuşma Hasan, ne olur ya. Ya olur mu Asiye Karasu, sen güçlü kadınsın. Bak arkamda dağ gibi kocan, aslan gibi iki tane evladım var. Benim laflarım koyar mı sana? Hasan,
Yapma bunu oğlum. Hadi üzme beni. Sen böyle bana oğlum falan diyorsun ya. Şu kadarcık içime dokunmuyor. Otur Kemal. Otur oğlum. Lafı fazla dolandırmayacağım. İyi olur. Umarım heyecanlı bir hikayedir de bunca zamandır beklediğimize değer. Gitmek zorundaydım. Canım kadar sevdiğim oğluma, doğduğunda 7 kurban kestiğim oğluma, bilmeden karımın eski aşığının adıyla seslenmek zorunda kalmışım. İşte anneniz böyle bir cendereye soktu beni. Düşünsenize, semtte, sokakta 5 dost. Annenizin eski ilişkisini bilenler. O zamanlar böyle sosyal medya falan da yok. Akıllı telefonlar yok. Milletin tek eğlencesi dedikodu. Tamam mı? Ben de sütten çıkma ak kaşığım demiyorum. Benim de var karanlık taraflarım. Hele bu köşkten cehennem olup gittikten sonra. Siz de erkeksiniz çocuklar. Anlarsınız. İçkiyi de, kumarı da, zamparalığı da. Hepsini denedim başıma gelenleri unutmak için. Ama olmadı. Olmadı. Abi hayırdır, yine sigortanı attırmışlar. Asiye Sultan köşkünü, evini özlemiş Kadir de haberimiz yokmuş. Bizimki ikinci baharını yaşamaya başlamış bugün. Ulan uğruna beni terk ettiği adam çıkmış gelmiş. Bir de bana yol veriyor, sen gelme artık buraya diyor. Niye? Niyesini yiyeyim. Efe bugün akşam anne demiş. Bana da baba demesinden korkuyorlar tabii. O var ya, o esas olan hepsi onun başının altından çıkıyor, biliyorum ben. Kim abi o? Kim olacak lan, Ali Kemal işte. Dur sen dur. Oğlumu da alacağım, anasını da alacağım ellerinden. Aha, Ziya arıyor. Ha Ziya. Ne? Ya kapat, kapat. Allah aşkına kapat. Kötü bir haber mi abi? Dükkanın kanalizasyonu patlamış. Arkadaş hep mi beni buluyor ya? Of! Koldu lan her taraf. Annen gayrimeşru ilişkisinden olan evladının çocuğunu senin kucağına koymuş Kemal. Sen aşağıda da söyledim. Efe benim oğlum. Bu da yetmemiş gibi Hasan'ı sizin malınıza, mülkünüze ortak etmeye çalışıyor. Bağlasalar durmazdım tabii. Şimdi siz soruyorsunuz, niye geldin diye. Anneme niye bu kadar öfkelisin diye. Onun bana bir borcu var. Benim de size borcum var. Benim evlatlarımla hiçbir meselem olmaz. Tamam. Size karşı suçlu olduğumu biliyorum ben. Suçumu da biliyorum. Sizinki ortaydı değil mi Ali Kemal Bey? Kemal. Benim oğlumun adı Kemal. Dedem de öyle söylüyor. Kemal. Sadece Kemal. Bu konuştular, duydun mu? Hayır efendim. Hayır ne? Duydun mu, duymadın mı? Duymadım. Ali Kemal'le Murat'ın morali nasıl peki? Bilmiyorum. Ama beyefendi bana Ali Kemal Bey'e sadece Kemal Bey diyeceksin dedi.
hadi sen git işine bak. Kapıdan girene ne kadar oldu? Bir saat falan değil mi? Sen ne ara her şeyi bilen adam oldun? Bizi bizden daha iyi tanıdığını nereden çıkarıyorsun yani? Ha? Nereden çıkarıyorsun? Bak Kemal, o bir çocuk. Onun bir kabahati yok. Ama bu o adamın torunu olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bence sen Efe'ye bu kadar bilenme. Sonuçta Efe bizim elimizde büyüdü. Haklısın Murat. Yerden göğe kadar haklısın. Sen de onu bir yeğen olarak görmüşsün. Sevmişsin tabii. Ama size şunu da söyleyeyim. Kan çeker. Ona bu kadar bağlanmayın. Bir gün bütün emeklerinizi hiçe sayıp sizin de babasız kalmanıza neden olan o adamın oğlunun koltuğunun altına girer gider. Efe benim oğlum. Bu da benim meselem. Karışma. Baba. Efendim oğlum. Ben sana bir şey sormak istiyorum. Soracağım şey için lütfen beni affet. Ama sormazsam içim rahat etmeyecek. Sen annemizle o adamı uygunsuz bir şekilde mi gördün? Murat, yeter oğlum. Karıştırma şu meseleyi. Haşa, haşa. Allah çarpar. Karımı uygunsuz bir biçimde görmedim. Ama onları yan yana görmek bile yetti bana. Neyse. Sizin konuşacaklarınız vardır. Ben sizi baş başa bırakayım. Cehennem ettiğin bu köşk senin felaketin olacak Asiye. Üç çocuğunu da kaybedeceksin. Saklan, şuraya saklan, sürpriz olsun bize. Lan oğlum Ziya, belediyeye de haber verseydik. Ulan koskoca avukat adam ne işlerle uğraştırıyor? Abi. Ziya. Oğlum ne yaptın lan? Abi artık senin işe gücüne ihtiyacın var. Yani velayet davasına kaç gün kaldı? Doğru diyorsun. Çilof gibi olmuş. Abi sanki çok daha iyi olmuş eskisinden ha? Öyle, öyle. Ay koçum benim be. Ellerine sağlık. Eyvallah.
Bundan sonra gece gündüz çalışacağız ha. Akça yeter ki şu velayeti bir alsın. Ben eşek gibi çalışırım gerekirse. Abi eşek demişken ben bu arada araştırdım. Efe'nin okulda maşallah eşek yüküyle para alıyormuş. Şimdi hakim ev değiştirdi okulda değiştirmesin diyecek. Ben de varım abi. Hem bak ben tek başıma 5 eşek gücünle çalışırım ben. Lan siz var ya. Beni unutmayın. Oha. Felo. Abim. Oğlum sen nereden çıktın? Hoş geldin. Hayırdır lan? Ne oldu? Askerlik 5 güne mi düştü? Yok be abi. Kalpte bir problem varmış. Öyle olunca haliyle. Nasıl? Ciddi bir şey değil mi lan? İşte koşmayacak, fazla yorulmayacak, dikkat edecekmişim falan. Oo, biz bir de buna dadılık yapacağız şimdi ha. Gel lan buraya. Kardeşim benim be. Oğlum bak Naz'ın yazın zamanı değil ha. Yeniniz mahalleye geliyor, çok para lazım. Deli para. Ya 3-5 günde olsa senin şimdi askerlik hanımın vardır. Bir gel bakalım sen şöyle. Anlat. Acemi birliğinden başla. Ay be Ziya. Oğlum mahcup ettin lan beni. Olur mu öyle şey abi? Estağfurullah. Yalnız benim aklıma takılan başka bir şey var. Bu velayet duruşmasıyla alakalı. Akça yenge yazıyorum kaç günden beri bana cevap vermiyor, dönmüyor. Yani bir sorun mu var? Ya sorun derken evlilik teklifimi kabul etmedi. Lan oğlum o başka bu başka lan. Akça ölse oğlundan vazgeçmez. Ne zamanda bu duruşma? Vallahi işte 3 gün sonra karar duruşmasına çıkıyoruz. Çok acayip ya. Arkadaş 2 gündür bir torba laf etti, bir bunu söylemedi. Abi demek ki kızın başka bir sorunu var. Sen al karşılığını bir konuş bence. Risk etmeyin. Eyvallah. Gel. Gel oturalım işte. Kadir bir çay koyun lan. Efendim, istediğiniz gibi Murat Bey'in valizini hazırladım. Sağ ol Burcu, sağ ol kızım. Havalar nasıldır acaba? Bir yazlık bir şeyler de koydursa mıydık? Anne, Murat sokakta dolaşmayacak ki. Hastanede olacak. Hem iyileşince kendi yapar alışverişini. Doğru söylüyorsun. Bu elektronik eşyalarıyla ilgili. Onu ayrı bir şeye koyalım, kolaylık olsun çocuğa. Laptopu, diş fırçası. Ayrı bir el bagajı yapalım ona. Ben de vardı bir tane, getireyim. Ne oluyor burada? Oğlum. Eşyalarını hazırlamaya başladık. Gideceksin ya yavaştan. Kendim halledebilirdim. Tabii halledebilirsin. De. Hani biz kolaylık olsun diye sana. Anne. Efendim Efe. Çizgi filmim oynamıyor. Şimdi işim var, daha sonra bakarız. Sen git kitap oku içeride hadi. Murat'cığım, şu okuduğum kitapları da koyayım da devam edersin orada. Olur Şule, sevinirim. Şu fotoğrafı da koyar mısın rica etsem? Tabii. Yok, o değil. Abimle olan. Çizgi film var ama oynamıyor. Ver bakayım. Thank you.
anladın mı? Bir dakika, bir dakika. Oynamıyor mu? Senin değil mi bu? Niye çalıştıramadın sen? Babamın izin vermişti bir kere. Benimki bozuldu ondan. Nereden aldın bunu? Çalışma odasında. Çekmecede. Sen git oyuncaklarınla oyna. Ben yerine koyarım bunu. Özür dilerim. Ne bilirsin? Ne oldu? Niye çağırdın? Bu kadar acil olan ne? Sağ ol ya. Ben de iyiyim. Sen nasılsın? Kusura bakma. Çay içer misin? Kardeşim. Bize iki çay. Tamam. Hasan bak, evlilik mevzusunu falan açacaksan tekrar. Yok yok, tövbe. Sana bir daha evlilik teklif eden Hasan'ın... Olasını almamın çiçek. Yok ablacığım, ben almayayım. Alana da mani olmayayım. Allah bir açıp da koyar mısın? Ya Allah aşkına al şu çiçeğini. Bir tane ya. Al ablacığım sen çiçeğini. Şimdi seni benim çağırttığımı falan düşünecek. Karışacak çarşı pazar. Hadi. Bak var bizim çiçeğimiz, hadi. Derdin ne? Derdin mi ne? Senin derdinin ne oldu? Anlamadım. Niye anlamadın ya? Efe'nin velayet davasında 3 gün kalmış, ortalıkta yoksun. Ziya seni arıyormuş çocuk. Mesaj atmış, o kadar dönmemişsin. Hayırdır Akça? Hasan ben emin değilim. Ne? Neden emin değilsin? Efe'nin velayetini isteyip istemedim. Efendim oğlum. Siz neden hiç sarılmıyorsunuz? Hasan amca ve Akça sarılıyorlar. Olur mu hiç öyle şey oğlum? Biz de sarılıyoruz annenle. Ben hiç görmedim. Ben bir Burak'a bakayım. Ne çiziyorsun bakayım sen? Neden alamıyormuşuz biz velayeti? He? Söylesene Akça. Alsak ne olacak? Yani
Biz o çocuğa bugüne kadar sağlanan imkanları nasıl vereceğiz? Vermezler zaten bize. Aslında doğru söylüyorsun ha. E tamam o zaman. Öyle yapalım. Bizim oğlan Ali Kemal baksın. Sen de nasıl olsa ekmek elden su gölden yaşayıp gidiyorsun orada. Ya yarın öbür gün de Ali Kemal'in parası bitecek olursa başka kodaman bir aile buluruz bizim oğlana baksın diye. Ne saçmalıyorsun sen ya? Yok, sen de saçmalıyorsun lan, delirtme beni ha. Şş, yüzüme bak. Ya, yüzüme bak dedim. Murat! Akça. Niye biz o imkanları sağlayamıyormuşuz? Ben sağlarım. Ulan gerekirse sabahlara kadar if gibi çalışırım. Yine de oğlum bırakmam ben o Ali Kemal'e. Boş boş konuşuyorsun. Ulan niye boş konuşacağım? Neyi denedin de arkasının boş olduğunu gördün? Delirtme beni. Ya ben o çocuğu köşkten alsam bile benim gidecek evim yok. Benim var lan. Alırsın oğlumuzu, geçersin eve, orada kalırsın. Ha istemiyorsan beni, ben çıkar giderim. Kalırım dışarıda tamirhanede. Lan nerede kalırsam kalırım, sana ne? Ya bak sen düşünme bunları. İstersen işe de başlarsın. Çalışmam dersen ona da tamam. Sen nasıl dersen. Sen... Tamam yeter, uzatma. Akça. Ya... Sen böyle davranmazsın. Bak var bir derdin. Söyle kurban olayım. Hallederiz birlikte. Akça, seninle bir anlaşma yapmamız lazım. Eğer hapse girersen, hayatta sevdiğin, en çok sevdiğin iki insan, Hasan'dan da, Efe'den de bir ömür ayrı kalacaksın. Ama ben seni kurtaracağım. Tabii bir şartla. Efe'yi benden almayacaksın. Hasan'dan bağını kopartıp, köşke yerleşip, çocuğuna köşkte bakacaksın. Eğer kabul etmezsen, ben bu yükün altına girmem. Sen de hapse düşersin. Ya ne derdim olacak benim? Sana ne benim derdimden? Sen ne ara böyle bir insan oldun be? Ha? Ulan daha bir ay öncesine kadar oğlum da oğlum diyordun. Alacağız diyordun. Ulan daha bugün kendi öz evladın sana anne demişken... Sen nasıl o çocuğu başkalarının yanında sığıntı gibi yaşatırsın ya? Ulan sen ne ara böyle vicdansız bir anne oldun? Gel buraya gel. Gel buraya gel. Geç şuraya otur. Bak şu tokata say, otur şuraya, rezil olduk hadi. Hadi geç. Eli de ağır anasını sattı bunu. Bak. Korktun. Bana söylemekten çekindiğin bir şey varsa yapma, söyle. Ulan bir kuru canım var biliyorsun. Senin için veririm onu da. Yok canım iste. Canımı okumayı biliyorsun ama. Ulan arkadaş. Bir evladımız var. Sahip çıkalım, alalım şu velayetini dedik. Ulan dedindim, uğraştım, olmuyor işte. Şimdi sen yapabilirsin. Alabilirsin. Bana diyorsun ki ben istemiyorum. Ya bakça. Kusura bakma ama. Benim bu kalın kafam. Bunu almıyor. Acıyor mu yana? Tövbe estağfurullah, tövbe. Vallahi Serçe'nin hikayesine döndük iyice. Hatırlamadın mı? Ya Serçe'nin biri bir gün... Allah'a küsmüş. Yuvası yıkıldı diye. Meleklere haber gitmiş tabii. Gelmişler. Demişler hayırdır Serçe kardeş. Demiş benim yuvam yıkıldı. Onca emekle, onca uğraşla yaptığım yuvam... geçen bir fırtına çıktı, yerle bir oldu. Ben de küstüm Allah'a demiş. Melekler de cevap vermiş. Bak Serçe kardeş, sen yuvam dağıldı diye üzülüyorsun ama... eğer o fırtına çıkmasaydı... sen o gece yuvanda uyurken bir yılan gelip seni yiyecekti. O fırtına çıktı, yuvan dağıldı belki ama sen de kurtuldun. Bizimki de o hesap sanki ha.
Yavrum yani yıllardır uğraşıyoruz, yuva kuramadık ya. Onu diyorum işte. Ben de kendi kendime sormadan edemiyorum işte. Acaba Allah bizi neden koruyor diye. Söyle be Sercan. Yuvamıza yaklaşan yılan kim? Oğlum. Gitmeden sevdiğin yemekleri yaptım bak mücver. Al. Çok aç değilim ben. Rıza Bey yemeğe kalmadı mı? Babamın odasında. Babamla konuşuyor. Sağ ol. Gel. Gel dedeciğim, şöyle otursan. Gel dedi. Bir zamanlar babalar sofranın baş köşesine oturtulurdu. Ve babalar sofraya gelmeden ekmeğe el sürülmezdi. Biz sayende öyle bir çocukluk yaşamadık. Burası çok güzelmiş. İyi ki geldik. Garsonları da pek maharetli. Öyle dedim öyle. Buranın garsonları çok iyidir. Baba hırkanı çıkarsaydın bari. Şunu... Hayır olmaz. Çıkarmam. Odun sobası bu dükkanı ısıtmıyor. Gazlı sobalar çıkmış. Onlardan alsalar daha iyi. Haklısın dedem. Ben konuşurum dükkan sahibiyle, alırlar bir tane, haklısın. Rıza. Efendim baba. Ali'yi gömdün mü? Burcu'nun, biz dedemle yukarıda yiyeceğiz. Gel kardeşim, gel, seni ben başka bir yere götüreceğim. Orada yemekleri daha güzel. Hadi. Tamam yemekleri. Vallahi bazen ne dediği hiç belli olmuyor baba. Bizi bile tanımıyor. Takmış öyle bir Ali diye bozulmuş plak gibi. Yok Ali'yi gömdüler mi, yok Hasan'ı öldürecekler mi? Tabii kız babası olarak yaşadıkları hiç kolay değil. Hasan'a ve babasına takmış. Bir zamanlar bunlar kavga etmişler aralarında. Birbirlerini tehdit etmişler. Hasan doğduktan sonra onu kucağımdan aldı, onu... yetimhaneye verdi. Bunun günahı altında eziliyor şimdi. Hastalık onun kurtuluşu oldu. Onun. İnsan olan, azıcık vicdanı olan yastığa başını koyup da uyuyamaz. Hasan hem anasız hem babasız kaldı. Hiç kimse... Ama hiç kimse beni ilk göz ağrımla tehdit edemez. Hiç kimse beni evladımla sınayamaz. Hiç kimse. Ne Hasan'mış be. Hadi bitirin yemeklerinizi de kalkalım bir an önce. Sofradan. Şule. Efendim. Acaba Burcu Hanım'a söylesen de babam için misafir odasını hazır mı etse? Olur. Yemekten sonra hazırlatırım. Yok oğlum yok. Gerek yok. Ben otelde daha iyiyim. Yok baba, olur mu öyle şey ya? Kimse rahatsız olmasın.
Dede. Dede. Hı. Sen bu aşağıdaki adamın kim olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Rıza o. Rıza. Dedim ya gelecek. O işte. Hasan'ı öldürmeye geldi. Rıza Hasan neden öldürsün ki? Ne derdi var onunla? Uğursuz o uğursuz. Ali'nin oğlu. Peki bu Ali'ye ne oldu dede? Devlet su işlerinde çalışıyordu. Çukura düştü. 3 çocuğu yetim kaldı. Çok severdim Ali'yi. Okuttum çocuklarını. Katil oldular. Avukat olun, doktor olun dedim. Katil oldular. Dur. Dur dedem, dur. Aldı mı? İyi akşamlar. Görüyorum oğlunu çok seviyorsun. Niye onu alıp gitmiyorsun buradan? Siz onu oğlunuza sorun bence. Ben kaç kere denedim biliyor musunuz oğlumu almayı? Polis de gelip geri aldı benden. Ali Kemal bana bu yüzden savaş açtı. Onun adı Kemal. Kemal. Bırak önce kolumu. Annen nasıl? İyi mi? Sana ne ya benim annemden? Sen nereden tanıyacaksın benim annemi? Ben annen gibileri tanımasam da bilirim. Böyle kadınları çok takdir ederim. Yaparlar ama çocuklarından vazgeçmezler. Nasıl? Hala mesleğini icra ediyor mu anne? En azından senin gibi katil değil. Sen de katilsin Akça. Senin gibi genç bir anne birine silah alıp birini vurabiliyor değil mi? Sevdiklerimizi korumak için birinin canına kıyabiliyor değil mi Akça? Sen bunu Hasan için yaptın. Ben de haysiyetim için. Ali Kemal mi söyledi sana bunları? Ne önemi var? Ya susarsın ya da ikimiz de konuşalım. Benim elimde görüntüler var. Sende de var. Gömdün mü? Gömdüm. Yanına da senin için bir mezar kazdım. Gidelim mi mezarını görmeye? Yapma, ben yaşlı bir adamım. Akça denen o kız nereden biliyor bizim günahımızı? Ben hastayım. Başım ağrıyor benim. Beni anladığını biliyorum.
Artık senin karşında eline silah tutuşturup tetikçi yaptığın o toy oğlan yok. Bunu aklından çıkarma. Ben Ali'yi öldürüp gömdüm, seni diri diri gömerim. Çeneni kapalı tutacaksın. Anladın değil mi? Uydu. Biraz konuşalım mı? Konuşalım. Avukatınla konuşup velayetten vazgeçtiğini söyleyeceksin. Vazgeçeceksin, başka çaren yok. Eğer hapse girmeyi seçersen benim için değişen bir şey olmaz. Efe yine benim yanımda kalır. Ben artık senin dediğin hiçbir şeyi yapmayacağım. Sözde bir anlaşma yaptın ya, kendim bozdum. Şantaj yapıp beni sırtımdan vurdun. Sen ne şantajından bahsediyorsun? Polise söylemedim, kimseye bir şey anlatmadım. Keşke bahsetseydin, keşke anlatsaydın birilerine. Gidip direkt görüntüleri babana izletmişsin. Niye çağırdın beni buraya? Kimsin sen? Ha? Sen kimsin de benim odama gelip çekmece mi karıştırıyorsun? Nereden buluyorsun bu hakkı? Çoluk çocuğun eline geçmesi mi isterdin o görüntüleri? Tesadüfen ben buldum ve hepsini sildim. Yoksa o çok sevdiğin oğlum annesini adam öldürürken görecekti. Akça bir katil. Efe'yi geri verme riskin de yok. Niye kullanmadın o görüntüleri? Niye vermedin onları polise? Kemal, sorun ne? Akça katil değil. Anlamadım. O izlediğin görüntülerdeki bütün kumpası ben yaptım. Aferin evlat, aferin. Yaptığına gurur duymuyorum. İyi geceler. İyi geceler. Efendim anne. Sonra konuşalım, şabamda değilim. Tamam. Eve geliyorum zaten. Anne. Ne oldu, mesele ne? Mesele babam. ...21 Aralık'ta kaybolmuştu. Adıyaman Kahta'daki evinden çıktı Meral. Ve o gün bugündür işte abla Gülizar Hanım burada gözyaşı döküyor. Annesi Medine Hanım şu anda telefonda, onunla da konuşacağım. Kız Zeynep, koş koş. Buldular Meral'i, buldular. Bu kadar fondöteni nerene sürüyorsun çok merak ediyorum. Bak, bu şişeyi ben daha yeni aldım. Dibi görünüyor. Sen bana hesap mı soruyorsun? Evet, ben sana hesap soruyorum. Ne olmuş? Ya ne hakkın var benim makyaj malzemelerimi kullanıyorsun? Öküz gibi yiyip içtiğine sayayım ha. Sabahtan akşama öyle yayılıp yatıyor. Lambaları bile kapatmıyor. Sayayım mı daha? Sayma. Bak, bunlar senin o pazar malı ucuz kozmetik ürünlerine benzemez. Hipoalerjenik bunlar. Necik? Hipoalerjenik. Yani çok pahalı. Mesela bak. Bu elimde gördüğün şişe. 1000 TL. Yuh! Anam paraya bak, paraya. Bir daha bunu kullandığını görürsem o ellerini kırarım seni. Kız, yavaş kır da ortalık dağılmasın, değil mi? Bana bak, bana. Bura benim damadımın evi. Vallahi saçından tuttuğum gibi fırlatır atarım seni sokağa. Hadi. Hadi hadi, tırıs tırıs. Anca gidersin.
Ne duruyorsun? Gitsene. Anca gidersin. Uyuz o. Vallahi onların hepsini tuvalete döküp üstüne de sifonu çekmezsen bana da yemin edemezsinler. Kaşındın sen. Duyuyorum seni ben. Ucuzcu. Kurban olsan o pazar mallarına değil mi? Uyuz o. Yiyici. Ay bak canım pazar çekti şimdi, iyi mi? Para da yok. Ne yapsam acaba? Nasıl gitsek? Sen de katilsin Akça. Senin gibi genç bir anne eline silah alıp ateş edebiliyor değil mi? Sevdiklerimizi korumak için birinin canına kıyabiliyor değil mi? Ya karşılıklı susalım ya da ikimiz de konuşalım. Benim elimde görüntüler var. Sende de var. Söyle bakalım. Ne yapmıyoruz okulda? Arkadaşlarla kavga etmiyoruz. Güzel. Başka? Öğrenci sınıf ablasına söylüyoruz. Sırtımızı kuruluyor. Tamam. Aferin. En önemlisi. Güzel güzel derslerimizi dinliyoruz. Evet, aferin sana. Geldi. Çıkışta görüşürüz. Efendim anne. Akça. Nasılsın kızım? İyi, ne oldu? Bir şey mi oldu? Ne olsun be? Kapıdan dışarı adım atamıyorum vallahi. Niye? Hasta mısın? Param yok, para. Ya çarşıya pazara gideyim desem bir dolmuş parası bile yok cebimde. Vallahi sabah ekmeği çaya banıp yedim ha. İyi, Zeynep'ten al biraz, ben olunca veririm onu. Yok be, o çulsuzun biri. Anca yesin o yiyici. Anne yok bende para. Yok, ne yapayım? Hasan'da? Hasan'dan para mı isteyeceğim? Ay ya, o zaman ben de acıma öleyim burada. Kız. Bizim bu damat Asiye'nin mirasını ne zaman alacak ki? Ben ilgilenmiyorum mirasla. Sen niye ilgileniyorsun? Kız ben buraya sırf başıma dam olsun diye mi geldim ha? Miras yemeğe mi geldin? Allah Allah. Laflara bak laflara. İyi be. Bir inşaatın tepesinden atayım da kurtulun hepiniz değil mi? Anne Allah aşkına uzatma, tamam. Duygu sömürüsü yapma bana. Efe'nin odasının en alttaki kitapta olacaktı biraz para. Al onu işte. Hadi iyi günler. Akıllı kızım benim. Anasının kızı tabii. Senicim fikirli seni. Biliyor tabii anasının kitap okumadığını. Hadi be. Bu benim dişimin kovuğuna yetmez be. Allah Allah. Ne oldu? Neden koşarak buraya geldin? Elinin körü oldu. Hadi pazara gidiyor. Bozdur bozdur harcarım artık. Ne pazarı ya? Gelmem ben pazara mazara. Utanırım. Allah Allah. Hobini gırtlak yerken utanmıyorsun ama. Fazla konuşma, yürü. Hadi. Hadi gel. Merhaba Asiye Hanım. Sizinle tanışmaktan onur duyarım. Memnun oldum. Oğlum Ali Kemal.
Buyurun. Talep ettiğiniz gibi aramızda geçerli olacak gizlilik sözleşmesini hazırladık. Tazminat bedeli nedir? 3 milyon dolar olarak belirledik. Size bir şey uygunsa. Uygundur. Müsaadenizle cep telefonlarınızı teslim etmenizi istiyorum. Alo. Evet, ben kısaca özetleyeyim. Rıza Bey, yani kocam olur kendisi, yıllar sonra ansızın çıkıp geldi. Onun geldiği yere geri dönmesini istiyorum. Bunun için de sizden hayatıyla ilgili her şeyi didik didik araştırmanızı istiyorum. Ve gizlilik sözleşmesinde de yazdığı üzere annem ve benim dışında kimseye bilgi vermenizi istemiyoruz. Şayet bilgi sızdırırsanız tazminatı almakla kalmam, hayatınızı mahvederim. Gözünüzün yaşına bakmam. Anlaştık mı? Merak etmeyin Asiye Hanım, bir sıkıntı olmayacak. Umarım. Sizden haber bekliyorum. Tamamdır. İyi günler. Anne, ne bulmayı ümit ediyorsun? Oğlum, bak benim tek istediğim onu hayatımızdan uzaklaştırmak. Başka bir isteğim yok. Avukatlar bir araştırsın bakalım. Bence gerisin geri kaçacağı şeyler çıkacak ortaya. Mutlaka. Sen umudunu buna bağlamışsın. Ama ben senin gibi düşünmüyorum. Yüzünü görmek istemesek de bu adam kağıt üstünde bizim babamız. Unuttuğum bir şey var. Bu adamın yaptığı her şey, bütün suçlar bizi de bağlar. Umarım yanılıyorsundur. Umarım Rıza Karasu senin düşündüğün gibi bir adam değildir. Eğer gitmesini istiyorsan yüzünü kendine söylemelisin. Anlamıyor oğlum, anlamıyor. Güzel güzel konuşsam da, bağırsam, çağırsam da duymuyor çünkü ben, anladın? Vallahi öne sürdüğü bahaneler bana da pek inandırıcı gelmedi açıkçası. Ne diyeyim? Bu duruşma var ya Ziya, bu duruşma. Benim için Rus ruleti oğlum. Sanki Akça elini almış tabancayı. Ya ikimizi birden patlatacak ya da ikimizi birden kurtaracak. Ya istemezse peki, yani sonunda velayeti almaktan vazgeçerse ne olacak? Veririm o zaman eline kör bir bıçak. Başladığın işi bitir derim. Ha döndü mü köşküne? Temelde dinamit koyup patlatmayan Hasan'ın var ya, sakin abi. Sakin. Aha. Ulan ilk siftahımız ayağımıza geldi galiba. Usta, kolay gelsin. Eyvallah. Geçmiş olsun ya. Ne oldu? Hayırdır? Arabanın halini görüyorsun. Ona buna sordum. 10 güne bitmez dediler. Benim böyle bir vaktim yok. Ekmek teknem. Usta yani. Ben bir bakayım şuna. İyi baksın. Takımı indirmiş. Sen buna ne yaptın ya? Tamamdır abicim. Sen yarın akşam gel, arabanı al. Usta, emin misin? Eminim tabii ya. Abi, işle karışmak gibi olmasın da, yani bu araba bir günde pertten çıkar mı harbiden? Bir gün mü? İmkanı yok. Ustam öyle dedi. Sen bunlara bakma. Usta benim burada. Ben ne diyorsam o. Yarın akşam gel, arabanı al. Yalnız bir şey diyeceğim. Bende boya işi yok ha. Onu dışarıda hallettireceksin. Ama iç döşemelerin benden sana hediye. Eyvallah o zaman usta. Eyvallah. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Günler. Oğlum derdiniz ne lan sizin? He? Hayırdır? Hayır yani derdiniz sabahtan akşama kadar oturup çay yuvarlamaksa buyurun geçin şu masaya oturun. Artık sakız mı çiğnersiniz, çay mı içerseniz ne istiyorsanız yapın. Ulan 3 kişi şu arabayı yarına çıkaramayız dediniz ya. Görün bakayım ben tek başıma hallediyor muyum, halletmiyor muyum? İşe elini sürenin canını okurum ha, geçin dedim. (Gülüyor)
Nasıl ya? Burada mavinin nesi var lan? Ha? Yine Akçenge mi problem? Bu da hemen Akçenge'ye batıyor. Anlattım sana bir şey Ziya. Vallahi bana da pek anlatmadı. Bak şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Siz buraya böyle oturun tamam mı? Çay kahve söyleyeyim. Abi de çalışsın tek başına. Benim duruşmam var. Hadi ver. Abi. Ne var lan? Bak bu velayet duruşması öncesi çok dikkat etmemiz lazım. Mesela bu araba. Bunun şasi numarasına falan mutlaka baktırın, kontrol edin. Yani dertsiz başımızı ağrıtmayalım tamam mı? Tamam. Ben öyle yaparım onu. Bir de herkes için geçerli bu. Yani sen, Akçayenge, hatta Akçayenge'nin annesi bile. Efe ile iletişimde olan herkes için geçerli. Tamam, tamam. Tamam, dikkat ederiz. Hadi kolay gelsin. Sağ ol kardeşim benim. Üşenmedin bu janjanlı çantaları taşıdın ya evden. Ay tabii pazardan geldiğin hiç anlaşılmıyor böyle. Sevsinler. Ne yapabilirim? Taşıyamam ben öyle poşet moşet. Allah Allah paspam. Aa Şahin Bey. Emine Hanım nasılsınız? Sağ olun iyiyim siz nasılsınız? Emine kolum koptu gideceğiz mi? Amca kızım Zeynep. Aynı benim gençliğim değil mi? Memnun oldum hanımefendi. Hadi Emineciğim hadi kolum koptu. Lütfen buyurun ben sizi bırakayım. Arabam burada zaten. Ah ay zahmet olmasın size. Olur mu zahmet ne demek? Sağ olun iyiyim hadi. Buyurun. Ben de memnun oldum Şahin Bey. Oğlum, hayırlı olsun tekrar. Toparlamışsınız, ne güzel olmuş. Tekrar işe koyulmuşsun. Böyle sen. Nereden bildin sen benim burada olduğumu? Çok zor oldu seni bulmak. Hasan, gel biraz konuşalım. Bak ben seni kırdığımı biliyorum oğlum. Durumu sana açıklamak için geldim buraya, izin verirsen. Aynı dertten muzdarip olduğumuzu nereden çıkardın? İnsan bazen her şeyi açık açık söyleyemez oğlum. Bazen söylemek istedikleri diline gelir ama bir türlü söyleyemez işte. Ben buraya sana kendimi anlatmak için geldim. Neden öyle davrandım? İzin verirsen eğer. Ben sana bir şey soracağım. Sen hiç mi merak etmedin ya? Gerçekten. Ya bu çocuk beni niye hiç merak etmedi bunca sene? Benim peşime düşmedi, izimi sormadı. Merak etmedin mi hiç? Oğlum ne olur kırmayalım birbirimizi. Yok kırmak için demiyorum ya. Bak benim için çok önemli bu. Ciddi soruyorum. Gelmedi değil mi? Çünkü bak benim ilk tanıdığım anne Emine'ydi. Akçan'ın annesi. O kadar kötü bir anneydi ki. Kızı evdeyken kendi kızı Akçam. Ona karşı tırnaklarını yüzüne geçiremeyecek yaştayken o adamların biri eve girip öbürü çıkıyordu. Bir anne daha ne kadar kötü olabilir ki? Değil mi? O kadın bile senin bana yaptığını yapmadı biliyor musun? Kızına bu evden gideceksin demedi. Yeri geldi, kızını odasına kilitledi ama bu evden gideceksin demedi. Oğlum bu kadar ağır konuşma. Sen ne yaptın peki Asiye Hanım? Bana bu eve gelme dedi. Bak ben çok kovuldum ha. Yanlış anlama beni. Yetimhaneden kovuldum, aç kaldım lokantadan kovuldum, gittim koruyucu ailelerin yanından kovuldum. Ulan bir gece üşümekten geberiyordum, acile girdim, oradan kovuldum. Ki Allah şahit, harbiden de durumum acildi.
bir ana ocağından kovulmadım kaldıydı. Sağ ol. Onu da yaşattın bana. Geldin, buldun, kovdun. Eyvallah. Rıza amacına ulaşıyor. Çocuklarım tek tek uzaklaşıyor benden. Hepsi nefret ediyor. Rıza başardı. Başardı. Sen anlama manidar tabii biraz. Yani eski kocan gelince bu lafları duymak... Vay be. Emine'den daha kötü anneler varmış ya. Benim esas problem Hasan olmak değil, biliyor musun? Asiye'nin oğlu olmak. Şimdi işim var. Müsaadenle. Teşekkür ederim. Ne demek? Benim için onurdu Zeynep Hanım. Şahin Bey? Şahin Bey! Bagajı açabilecek misiniz? Kusura bakmayın Emine Hanım. Size de zahmet oldu. Ay çok sağ olun. Oh. Emine Hanım. Buyurun. Mahsuru yoksa bir şey sorabilir miyim? Tabii. Zeynep Hanım evli mi? Emineciğim, adamla gitti sandın. Kız yok, edepsiz. Seni konuşuyorduk, seni. Vallahi. Saçmalama canım, ne alakası var? Kız başına talih kuşu kondu vallahi. Ay istemem. Ayrıca çok çirkin hiç tipim değil. Bir de onun böyle arabası falan var diye gideceğimi sanıyorsan yanılıyorsun. Hiç benlik değil. Kız, ya tatile kendi teknesiyle çıkıyorsa? Ya yalansa? Kız sen beni o kadar saf mı sandın? Feysten arkadaşım, Feysten. İnanmıyorsan bak, al. Al. Tacit. Heh. Ver bakayım. Al bak. Kız, bu Antepli çok zengin, üstelik bekar ha. Vallahi doğru söylüyorsun Emine. De. Nereden tanıyorsun sen bu adamı? Eski iş yerimle. Pavyondan mı? Kız tepemin tasını attırma. Allah Allah. Bana bak, sen bu adamla tatile çıkmak istiyor mu istemiyor mu onu söyle. Kız üstelik Bodrum'da yazlığı var. Vallahi. Ay Emine. Adam yılbaşında Paris'teki en lüks otelde kalmış. Ya. Beğenmeye başladım galiba ben bunu. Aferin kız. Beynine kan gitmeye başladı sonunda. Bana bak, çok mutasıptır dedim. Artık olduğunu belli etmeyecek değil mi? Yani gerçekten bunu eski bir olarak senden duymuş olmasan alınırdım. Çok komik. Konuşmayı kes, yarın akşama yemeğe çağırdım. Hadi, çok işimiz var daha. Niye evde yiyoruz yemeği canım? Kız mutasıpsın ya ondan. Çok mutasıbım ya. Adamı niye eve alıyoruz biz? Bunun mutlaka başka bir nedeni var. Çözerim ben. Fazla konuşma. Daha bir sürü işimiz var. Hadi topla getir şunları. Çabuk ol, çabuk.
Yemekten sonra tatlı iyi gider diye düşündüm. O yüzden size kendi ellerimle yaptım. Bakalım beğenecek misiniz? Sen mi yaptın? Evet. Madem dedim ki bütün aile birlikteyiz, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım değil mi? Oo, şambali mi o? Yani güzel görünüyor ama adını tam çıkartamadım. Ya utandırmayın beni. Eski bir kitaptan bakıp yaptım. Ama galiba dediklerinize benzedi biraz. Pencere açıksa belki sayfa atlamıştır. Murat. Önemli olan niyet. Eline sağlık kızım. Ne demek? Verin size tatlı koyayım. Ben almayayım. Benim diyabetim var. Aa, bilmiyordum. Özür dilerim. Estağfurullah. Nereden bileceksin kızım? Geçmiş olsun baba. Sağ ol evladım. Dikkat etmek lazım tabii. Geçmiş olsun. Sağ ol. Annem bir keresinde de salata yapmıştı. Oğlum, hiç böyle şeyler söylenir mi? Acaba Efe mi, dedem mi daha çok pot kırıyor? Dede, yemeyecek misin? Şöyle koysun sana biraz, seversin sen tatlı. Olmaz. Kızıyor bana. Kim? Annem mi? Kızmaz, kızmaz. Hadi ye sen. Kızdı bana. Beni de öldürecek. Ali'nin yanına gömecek. Efe. Hadi oğlum, yemeğini yediysen sen odana çık. Burcu ablası. Efe'yi odasına çıkartalım mı artık? Baba. Dedemin durumunu biliyorsun. Lütfen kusuruna bakma. Yaşlılarla hastaların kusuruna bakılmaz evladım. Müsaadenizle ben bir hediye takdim edeceğim. Hadi kıyalım. Olmaz. Onları babaannenin doğum gününde kıracağız. Hediye alacağız ona. Bak, ben çoraptan kukla yaptım. Gel. Gel. Uzat bakalım elini. Şimdi bunları böyle konuşturacağız. Bunları ağızları, tamam mı? Söyle bakalım Efe. Beni seviyor musun? Hı? Seviyor musun beni? Beni seviyor musun? Söylesene, hadi söyle söyle. Ne olur söyle lütfen. Lütfen. Bırak da uyuyalım annecek. O zaman uyumadan önce bana bir şarkı söylesen. Hı? Olmaz mı? Şimdi şarkının sırası mı annecek? Uykum var dedim. Demek uykun var. Bu beni üzdü. Hı. O zaman ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım? Uyku gıdıklaması yapalım o zaman. Uyku gıdıklaması. Canım benim. Düğününüzde ve doğumunuzda yanınızda olamadım. Artık bunu yavaş yavaş telafi edeceğim. Bana mı aldınız? Çok teşekkür ederim. Ben de belki banadır diye heyecanlanmıştım. Ne bileyim baba, şöyle fiyakalı bir saat de hiç fena olmazdı. Oğlum, yeter ki iste. Feda alsın sana. Düşünmüşsün sağ ol. Güzel. Çok teşekkür ederim. Güle güle kullan. Güzel. Evleniyor musun? Allah bir yastık da kocasın. Gelin hanım da güzelmiş. Dede ya.
Ali Kemal. Hı. Takmama yardımcı olur musun? Tekrardan teşekkür ederim. Oğlum sandalyeye otursak, abi ayıp, ayakta dursak yorulduk. Beyler, iyice inada bindirdi yalnız. Oğlum hiç dinlenmedi ya. Dizlerim kırıldı çömekten be abicim. Ay ben böyle işim. Ya benim de ayaklarım kırıncalanmaya başladı ha. Ben 2 volt atıp geliyorum. Sen dönünce 1 volta da ben atayım. Oğlum sana ne oluyor? Sen tamirden anlamazsın ki. Doğru yalan. Ben niye üstüm anlıyorum ki? Bize küsmüş ya da kızmış olamaz değil mi? Yani kızsa söyler diyeceğim ama... Bilal. Efendim abi. Bir çay koysanız da içsek bu oğlum. Tamam abi. Beyler, bana kızmamış. Ne yapıyorsunuz oğlum siz orada öyle? Gidin yerinize yatın bari. Sık olun işinize, kas kaldı. Murat, ben sabah bırakırım seni havaalanına. Ben bırakırım kardeşimi. Baba sen hiç zahmet etme. Biz gideriz abimle. Ne zahmeti oğlum? Tamam, seni ben bırakacağım. Hem sen söyledin ya, abinin velayet davası varmış. Elimden gelen bir şey olursa... Sağ ol, ben hallederim. Peki. İyi geceler. İyi geceler. Şule, Burak'ı mı uyuttun? Zar zor uyuttum. Yani düzeni bozuldu çocuğun. Normal kızım. Diş çıkartıyor çocuk. Doğru söylüyorsun, haklısın. Şule. Efendim. Bu kolyeyi takmasan olur mu? Olur ama sebebini söylersen anne. Kolyede benim gözyaşlarım var kızım. Ali'nin hediyesiydi. Görünce dayanamıyorum Hasan'ın babasını. Hem sana da hayır getirmez. Şey, ben bilmiyordum, özür dilerim. Nereden bileceksin kızım? Ama niye bana hediye etti? Benimle ne ilgisi var? Seninle hiçbir ilgisi yok. Benden intikam almak istiyor, aklınca. Acı çektirmek istiyor bana. Anne, al o zaman bunu, ben kullanamam. Hayır, hayır, ben istemiyorum. Hayır kızım, sende kalsın. Ben onu demek istemedim. Ben sadece... Yani gözümün önünde olmasın dedim. Sende kalsın, olur mu? Ali Kemal'e de bir şey söylemezsen sevinirim. Bilmesin. Olur da... Koli Rıza babanın eline nasıl geçti? Yani nereden buldu? Uzun ve acı bir hikayesi var.
Düşünme olur mu sen bunları? Hadi Allah rahatlık versin. İyi geceler. Unutmadım ne falan bir şey. Göreceğiz. Göreceğiz. Hadi bismillah. Konuşalım mı biraz? Gel. Evet. Dinliyorum seni. Anlat bakalım. Ne konuşacaksın? Rıza Bey'in gelmesi beni çok endişelendirdi. Hasan'a bir şey yapacak diye ödüm kopuyor. Uyku uyuyamıyorum. Önce herkes şunu bir iyice aklına yazsın. Hasan'ın bir annesi var. O da benim. Sen benim hiç tedbir almadığımı mı düşünüyorsun? Bunları hiç düşünmediğimi mi düşünüyorsun? Hı? Öyle diyorsunuz da siz bu adamı gerçekten tanıdığınıza emin misiniz? 20 yılda daha acımasız oldu belki. Öfkesini büyüttü de geldi. Ben de 20 yıl önceki Asiye değilim zaten Akça. Anlatabiliyor muyum? Adam sizin katil olduğunu bildiğinizi biliyor. Ona rağmen hangi cesaretle gelebiliyor buraya? Demek ki hiç korkusu yok, ne olacaksa olsun diyor. Gözünü karartmış. Akça. Bak senin sağın solun belli olmaz. Bu sırrı bildiğini bilmesin. Hiç kimse bilmesin. Söyledin mi yoksa? Söyledin mi? Evet. Akça bunu nasıl yaparsın? Bunu nasıl yaparsın Akça? Nasıl yaparsın bunu? Nasıl söylersin bu kadar önemli bir şeyi? Üstüme geldi çünkü. Köşeye sıkıştırdı beni. Söylemek zorunda kaldım. Akça. Ne yaptın sen? Ya zaten ben hiçbir şey yapamam, ihbar edemem ki onu. Elimde delil yok, bir şey yok. Siz yapabilirsiniz bunu. Siz görgü tanığısınız. Bu adam yıllardır çocuklarını ne aradı ne de sordu. Çocukları bu yüzden nefret ediyor babalarından. Ama ben bir gün bile babaları hakkında kötü bir söz söylemedim onlara. Yapamam.
Polise gidip de bu adamı ihbar edemem, şikayet edemem, bu adam katil diyemem. Neden yapamam biliyor musun? Çünkü bir tane oğlumun aradığı cevap diğer çocuklarımın hayatını mahvedecek. Bu yüzden yapamam. Ben anlamıyorum işte bunu. Ben bunu anlamıyorum. Neyi anlamıyorsun Akça? Ya siz 20 yıldır görmediğiniz bir adamın neye dönüştüğüne nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Belki daha kötü biri oldu. Sustukça daha kötü şeyler yapacak. Nasıl emin olabiliyorsunuz anlamıyorum. Bu adam çok tehlikeli. İşte bu korkuyla yönetti beni bu Rıza yıllarca. Senin şu gözündeki korku var ya işte onunla yönetti. Ama sen aynısını yapmasına müsaade etme. Ben artık eski Asiye değilim kızım. Ben onun bildiği 20 sene önceki Asiye değilim. Ben kendimi tanıyorum artık. Bana müsaade etmeyeceğim. Ben bugüne kadar ne yaptıysam oğullarım için yaptım. Eğer Hasan bir gün babasının katilinin Rıza olduğunu öğrenirse... aralarındaki kardeşlik bağı düzelmeyecek şekilde kopar. Ben bunu istemiyorum ki. İstemiyorum ben bunu. Biz bu duruma yalanlar yüzünden gelmedik mi? Niye hala her şeyi yalanlar üstüne kuruyorsunuz? Nereye kadar devam edecek bu böyle? Ne olacak? Eğer gerçekler dayanamayacağın kadar acıysa... yalan ayakta kalmanın tek yolu kızım. Çarem yoktu. Bu çare değil. Çaresizlik bu. Ben buna kendimi mahkum etmeyi kabul etmiyorum. Günaydın. Gündüz olmuş. Gündüz mü olmuş? Gündüz mü olmuş? Günaydın sanırım. Bugün anne baba günü mü? Okula gitmeyeceğim değil mi? Gitmeyeceksin okula. Ama daha kimse uyanmadı. Biz seninle baş başayız. Film gecesi mi yapacağız? Yani film gündüzü dersek daha doğru olur. Bakalım ne izliyoruz? Başlatalım. Kral Şakir. Çok mu seviyorsun sen? Hı hı. Peki kahvaltıda ne yemek istersin? Bu minicik ellerinle ne yiyeceksin sen acaba? Hı? Krep. Krep mi yiyeceksin sen? Ama ben galiba krep yapmamış mıyımdır acaba? Oley! Hadi geç bakalım. Şöyle güzelce kurul. Çizgi filmini izle. Al bakalım. Oh. Bah. 3 litre su için. Bak. Nerede damacana Remzi? Biraz sessiz olabilir misiniz? Burada teleskopumu arıyorum. Neler oluyor ayol burada? Başım şişti içeride. Teleskopumu bulamıyorum anne. Thank you.
gidersem kim koruyacak beni? Ben burada senin yanındayken sana hiç kimse bir şey yapamaz. Çorbamı niye alıyorsun? Çorbamı ver. Ver çorbamı. En sevdiğim çorbaydı. Vicdanınız kurumuş sizin. Vicdanınız kurumuş. Ya hiç insan olmamışsınız. Ya da bir yerlerde insan olmayı unutmuşsunuz. Kurumuş vicdanınız. Sen çorbamı ver benim. Kaşığımı ver. Çorbam. Hatırladın mı? Düğününde mi tattılar? Ne biçim insanlarsınız siz? Ali'yi öldürdünüz yetmedi. Malına mülküne el koydunuz yetmedi. Şimdi bir hırsız gibi özel eşyalarını uzattınız o pis ellerinizi. Siz ne biçim insansınız? Rıza'ya söyledim. Onu da öldür dedim. Öldür dedim. Come on.
Akça! 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 Günaydın Şule. Günaydın. Köşke gidiyoruz. Gel istersen. Teşekkür ederim ama benim yürümem gerekiyor. Doktorum söyledi. O zaman ben sana eşlik edeyim. Siz bilirsiniz. Üşüdüysen paltomu vereyim. Böyle iyiyim. Teşekkür ederim. Böyle iyisin de bebeğe dikkat etmen lazım. Kemal mi söyledi? Havaalanına giderken Murat söyledi. Gelir gelmez bu güzel haberi senden duymak isterdim aslında. Artık sevincini de, hüznünü de benimle paylaşabilirsin. Çünkü sen torunlarımın annesisin. Oğluma da pırlanta gibi bir evlat verdin. Senin oğulların benim en büyük servetim. Sağ olun. Rıza Bey, ben size bir şey sormak istiyorum. Tabii, elbette. Bana verdiğiniz gerdanlık. Asiye anne onunla ilgili benim şaşıracağım bir şey söyledi. Ne gibi? O gerdanlığın çok üzücü ve hüzünlü bir hikayesinin olduğunu, yani kendisininmiş gibi konuştu. Aslında bir zamanlar babası şirketin geçirdiği mali sıkıntılar yüzünden aile yadigarı mücevherleri satmak zorunda kalmıştı. Onlardan birine benzetmiş olabilir. Yani böyle mi düşünüyorsunuz? Yani en azından böyle. Belki de kadınca bir his, bir kıskançlık. Onu terk etmemeyi hiç azmedemedi Asiye. Nasıl yani? Asiye annenin hala size aşık olduğunu mu düşünüyorsunuz? Sen ne dersin Şule? Niye boşanmadı? Niye benden sonra hayatına birini almadı? Çocukları için. Ya, ya. Kesinlikle öyle değil. Onu terk ettiğimde Asiye gencecik bir kadındı. Mahalle sıkıntıları falan da yoktu. Koskoca bir servetin başındaydı. Yani belki de haklısınızdır. Halistir aslında. Her şey onun olsun. Herkes onu sevsin. Dünya onun etrafında dönsün. Bak sana yaptığına. Hasan'ın çocuğunu almış, senin kucağına koymuş ve herkesin hayatını allak bullak etmiş. Bu konuda çok haklısınız. Yani Efe'yi alıp kucağıma vermeseydi belki Akça kendi çocuğuyla biz de kendi çocuklarımızla mutlu olabilirdik. Kemal bunu hiçbir zaman anlamak istemedi. Ben sadece çocuklarımı ve kocamı istiyorum. Ama yeri geldi Ali Kemal Efe için beni terk etmeyi bile göze aldı. Bak şöyle, Kemal seni sınıyor. Ondan korkmadığını göster. Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Biz erkekler böyleyiz. Kemal Efe'ye söz vermiş. Senden vazgeçmem, seni bırakmam demiş. Yanlış olduğunu biliyor ama sözünden dönemiyor. Dönecek kızım, dönecek. Kemal Efe'den vazgeçer ama kendi kanından, çocuklarından, Burak'tan ve bebeğinden vazgeçmez. İşte senin elindeki güç de bu. Anlıyorum Rıza Bey. Bir de bana şu Rıza Bey demeyi bıraksan. Benim hiç kızım olmadı ama artık sen varsın. Peki. Anne. Anne. Haklı olan kazanır Şule. Sen haklısın ve aileni sonuna kadar savunacaksın. Ben arkandayım. Bu görüşme biraz uzun sürecek galiba. Ben seni daha fazla tutmayayım. Peki. Evde görüşürüz. Görüşürüz. Efendim? Biz niye temizlik yapıyoruz ki? Hı? Ne alaka? Kızım adam Antepli, Antepli. Bunlar temiz kadın sever. Bilir, vallahi erkekleri de bilir. Ev temiz mi, kirli mi? Yutturamam yani.
kız elin ucuyla yapma. Allah Allah, düzgün yapsana. Ne konuşuyorum ben bir saattir? Çok biliyorsan kendin temizle. Hadi. Tamam. Hasan arıyor. Hasan'ım. Ay, biz de tam senden bahsediyorduk. Ay aşk olsun. Ay, tek torunum ayol. Dikkat etmez miyim hiç? Ha Hasan, bir dur bir dur. Hasan, benim bugün günüm var. Eski mahalleden kadınları çağırdım. Herkes geliyor. Ha şey, onlar şimdi biliyorsun çabuk gitmezler, geç otururlar ha. Hadi haberin olsun canım. Ha. Manyağa bak. Neymiş efendim? Çocuğun 2 güne velayet davası varmış da işte başımı belaya sokmayacakmışım. Heh. Ay sanki ben bu başı sokakta bulduydum. Yahu biz burada bir hayır işi yapıyoruz. Kızı evlendireceğiz daha, değil mi? Ya, akşam çıkıp gelmesin de. Yok be, misafirim olduğunu söyledim ya. Hasan daha 3 gün uğramaz eve. Allah Allah, kim ki? Kız durma sen, çalış çalış hadi. Geldim. Aa, gelsene. Hoş geldin kızım. Gir içeri. Nereden çıktın kızım sen? Nasılsın? Ah, ay nasıl olayım be? Akşama Hediye teyzenlerini çağırdık hani eski mahalleden. Ki sen de gel diyeceğim de. Sen sevmezsin tabii onları. Yo, ben gayet severim Hediye teyzeyi. Ama yok, gelmeyeceğim. İyi, iyi. Pişt, anlamamıştır değil mi? Yok be, nereden anlayacak? Bir sürü de iş var ha. Kız, ne tıktın çantaya? Ne aldın içine ha? Yok bir şey. Allah. Anne. Hı. Hani benim bir tane nohut küpelerim vardı ya. Süt annen almıştı. Kaybettiydin sen onları. Ben onları kaybetmedim. Hı. Hı. Sakladım. Ne yapayım, bana ne hediye gelse satıyordu. Kendi aldıklarını bile. Kız yokluğun gözü kör olsun be. Vallahi 2 lokma bir şey alıp karnını doyurmak için senin ha. Tamam, üzül diye söylemedim. Bunu benim için saklar mısın? Yani çok başın sıkışırsa sat tabii de. Saklarsan sevinirim. Kızım bugüne kadar sen saklamışsın. Yine sen sakla. Anne al işte, uzatma, sen de kalsın. İyi. Anne. Benden birkaç gün haber alamazsan merak etme, tamam mı? Nereye gidiyorsun be sen? Dur, söyle bir. Bir yere değil ya. Hasan'ın tamirhaneye gideceğim. Ha. Ay bay. Allah Allah. Kız sen bir şey anladın mı? Sen anlamadın mı? Yok. Bir yere gidiyor. Belli ki uzun süreliğine. Ama önce Hasan'dan izin isteyecek. Ay, uydur uydur İpediz. Nereye gidecek o be? Oğlunu bırakıp hiçbir yere gitmez o. Ayrıca Hasan da hiçbir yere salmaz onu. Hadi sen işine bak, işine. Hadi. E görürsün. Anca hinlik. Allah. Aman bu ne be? Bir para yetmez ki bu. Allah. Ama dur. Kötü günler için saklayalım bari. Ha. Yapamazmışım. Sizi öyle sanın. Siz abinizi tanımamışsınız. Güzel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kadir'i aradım, dükkanda dedi. Ha.
Ne güzel yenilemişsin buraları, çok güzel olmuş. Velayeti alırsam, şimdi çocuğa soracaklar okulda baban ne iş yapıyor diye. O da göğsünü göre göre tamirci desin. Bu senin. Küçük bir hediye. Hediye mi? Hı. Ne var içinde? Öyle üstüne bir şey işte, hoşuna gider belki. Gider tabii de ne var içinde? Açma, ben gidince aç, olur mu? Lütfen. Ben bir lavaboya gideceğim. Gidince demedi mi? Bugün evde mi olacaksın? Öğlene kadar toplantım var, sonra döneceğim. Anladım. Hani geçen gün ateşimiz çıkmıştı ya. Galiba diş çıkartıyoruz babası. Öyle mi? Ya benim tavşanım büyümüş de dişimi çıkartıyormuş ha? Vur oraya, vur. Ha? Oh. Vur bakayım buraya. Aslanım benim. Söyle bakayım bana, söyle babaya. Ha? Vur bakayım oraya. Vur bakayım oraya. Şşt. Murat olabilir. Uçağa binmeden önce ara demiştim. Anladım. Ben polisten kaçarak yaşayamam. İtiraf edeceğim Ali Kemal. Ama Hasan'ı ele vermem. O zaten tek başına velayeti alamaz, merak etme. Vermezler çünkü. Kötü bir haber mi var? Hasan'ın oğlunu görmesine izin ver lütfen. Ben de karşılığında sessizce ortadan yok olayım. Senden bahsetmeyeceğim polise. Kimseye nereye gittiğimi söyleme. Oğluma iyi bak. Ali Kemal, bir şey söylesene. Ali Kemal. Hazırladım Şule Hanım. Burcu Hanım, Burak'ı odasına içirir misin? Ne oluyor Ali Kemal? Hı? Akşam mesaj atmış. Bir sorun vardı. Hep onların sorunları. Bizi görmüyorsun, duymuyorsun Ali Kemal. Hamileyim, aşeriyorum, canım çilek çekti bile diyemiyorum sana. Burak'la yeteri kadar ilgilenmiyorsun. Hayatının merkezinde biz yokuz. Hayatının merkezinde Efe ve sadece onlarla ilgili insanlar var. Efe benim için önemli ve bunu tartışmak istemiyorum artık. Efe. Yeter artık, bıktım Efe'den. Biraz da Burak'la ilgilen, biraz da benimle ilgilen. Ne istiyorsun benden ya, ha? Ya ne istiyorsun sen benden? Elimden geleni yapıyorum, tamam mı? Hepinize yetişmeye çalışıyorum. Ama olmuyor. Duyuyor musun beni? Bende daha fazlası yok. 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 Evet, yok. Çünkü aklın fikrin onlarda. Senin bu Efe takıntın yüzünden biz hep yarım mı kalacağız Ali Kemal? Sen, ben, Burak, karnımdaki çocuk. Biz bir aile olamayacak mıyız, hı? Huzurlu bir günümüz olmayacak mı? Madem bu kadar sıkıldın şöyle, zamanında gitseydin. Dertlerinin olmadığı bir yere.
Açma demiştim. Bunu satın aldığımız eskici adam var ya. Piyangodan para çıktı. Antikacı açtı adam. Hadi ya. Vallahi. Paraya para demiyor. O zaman dinlediğimiz şarkıcıların da en az 3-5 tane çocukları oldu. Teoman vardı mesela. Adam en az 15 kere müziği bıraktı, geri döndü. Bir ben sana kavuşamadım lan Akça. Konuya hiç girmeyelim bence. Ben kavga etmek istemiyorum çünkü. Yok yok, ben de. Sen niye verdin bana bunu? Öyle. Hatıra olsun diye. Hatıra? Hı. Ben gideyim artık. Sen buradayken ne gerek var ki hatıraya? Bırak, tamam, gitmem lazım. Kızım nereye? Bırak! Sen bizi bırakıp nereye gideceksin? Ha? Nereye gideceksin Akça? Affet beni, olur mu? Ne oldu bu yavrum? Ha? Yanında olamadığım için affet beni. Sen, ben birini öldürdüm. Cinayet işledim ben. Gidip teslim olacağım. Ne? Sefer alırım hediyeni. Ben gidiyorum kardeşim. Artık annem babam hiç kavga etmeyecek. Çocuk ol, tamam mı? Hiç yaramazlık yapma. Büyüyünce görüşürüz. Aç. Nasıl oldu? Kimi vurdun? Söylesene lan. Thank you.
Devam et. Neden laf dinlemiyorsun Akça, neden? Ha? Ne yaptın Ali Kemal sen? Ne yaptın sen, ne yaptın? Allah kahretsin. Bak, benim kafam almıyor. Tek tek anlat. Ne oldu? Nasıl oldu? Söyle. Hani seni hastaneye götürdüğüm gün var ya. He. O gün işte. Tamam. Ben oraya gittim. Bir tane adam vardı, bir silah vardı. Orada seni direğe bağlamışlardı. Eğer ben adamı öldürmeseydim o seni öldürecekti. Ben şimdi velayeti alırsam... ya 6 ay sonra, 1 sene sonra yakalanırsam ne olacak? Nasıl hesaplayacağım ben o çocuğa? Ben yapamadım. İçeri geç. Yüzünü yıka, toparlan, kendine gel. Ben gidip teslim olacağım, tamam mı? Dediğimi yap Akça. Saçmalama. Saçmalama Hasan. Dur. Hasan. Dur, gözümü çıkaracağım. Allah Allah. Hadi bana görücü geliyor da sana ne oluyor? Hibe. Senin aynana kalmadık. Gider içeride yaparım ben. Bir zahmet. Yus. Enişte. Attın beni buraya, hiç arayıp sormuyorsun. Akça orada mı? Öylesine mi soruyorsun yoksa önemli bir şey mi var? Zeynep. Tamam. Akça bugün buraya geldi. Sanırım buralardan gidiyor. Yani annesiyle vedalaştı. Tabii ben hemen anladım. Lafı uzatma, nereye gittiğini söyledi mi? Uzun vadede söylemedi. Hasan'la vedalaşmaya gitti. Tamirhaneye. Allah kahretsin. Aa, kapattı. Saygısız. Akça nerede? Sabah erken gördüm efendim. Efe'ye kahvaltısını odasında yaptıracağını söyledi. Ne demek bu şimdi? Kahvaltısını odasında yaptırmak? Eski köye yeni adet getiriyorlar. Şöyle. Ne oldu sana? Bir şey yok Asiye anne. Her zamanki sorunlar. Efe nerede Efe? Bilmiyorum, Akça da yanında. Akça da yok galiba. Ben Akça'yı arayayım. Ara hemen, çabuk. Çabuk. Açmıyor. Açmıyor ne demek kızım? Ay, bir delilik yapmış olmasın bu? Ne gibi Asiye anne? Ne bileyim işte, bu velayet davasıyla ilgili şüpheye düşmesin. Hayır hayır. Ben gördüm Akça'yı, tek başına taksiye biniyordu. Efe nerede o zaman kızım?
Bilmiyorum Efe. Efe? 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 Efe neredesin oğlum? Efe? 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 Şule Hanım, bir sorun mu var? Tahsin, Efe yok. Yan komşuların bahçelerine bak. Sokaktaki çocuklara sor. Efe'yi görmüşler mi? Efe'yi acilen bulmam lazım. Duydun mu beni? Acilen. Tamam, ben hemen bakıyorum şu. Tamam, hadi. Kemal yine beni suçlayacak. Yine bana kızacak. Neredesin Efe? Yine nereye gittin? Efe? Burada da yok. Neredesin be çocuk? Neredesin be oğlum? Sen de mi sallanmak istiyorsun? Hı hı. Kızım hadi biraz da arkadaş sallansın, ben seni yine bindireceğim. Tamam. Aferin. Gel. Kiminle geldin sen? Küçük değilim ki, büyüdüm ben. Kendim geldim. İyi, gel. Asiye Karasu ben. Evet, 6 yaşında sarışın bir çocuk. Daha önce aramıştım. Oradaki memura söylemiştim, evet. Lütfen. Polis mi vardı anne? Bir şey mi olmuş? Şöyle. Hatırlıyor musun? Efe bir kere Akşen'in arabasına saklanmıştı. Hatırladın değil mi? Evet. Şimdi geldi aklıma, acaba diyorum Ali Kemal'in arabasına saklanmış olabilir mi? Yok, yapmaz. Yani Ali Kemal'in kızacağını bilir Efe. Ali Kemal'i ara. Ali Kemal'i ara, arabasını arkasına bagajına baksın her yerine. Çocuk orada olabilir. Anne bir sakin ol. Hı? Belki çıkıp gelir. Belki sokakta arkadaşlarıyla oynuyordur. Kızım sen delirdin mi? Delirdin mi sen? Küçücük çocuk. Ya birisi kaçırdıysa? Çıkıp gelir ne demek? Hadi ara, ne duruyorsun kızım? Efe kayıp. Efe kayıp, Efe. Ne oluyor? Sorunum kayıp. Eğer çocuğun kaybolmasıyla ilgili bir alakan varsa Rıza. Benim çoluk çocukla ne işim olur? Lafını bir de konuş. Benim kiminle işim olduğunu sen çok daha iyi biliyorsun. Baba, iyi ki geldiniz. Lütfen bana yardım et. Efe'yi bulmam lazım. Ali Kemal'le yine tartıştık. Pardon, Kemal'le tartıştık. Yine beni suçlayacak. Efe'yi zaten istemiyordun diyecek. Baba, Efe'yi bulmam lazım. Kızım sen müsterih ol. Sen benim torunlarıma iyi bak. Bunları da dert etme. Alo. Ha. Kızım sen kaymaya devam et, geleceğim. Kimin kimsen yok mu senin çocuğun? Annem var, babam var. Bir de kardeşim Burak var. E hani neredeler? Annen merak eder sonra seni. Annem babam biliyor. Ben hep tek gelirim parka. Sallayayım mı seni? Ben işledim o cinayeti. Gidip cezam neyse çekeceğim. Yok öyle ya ama. Sen gireceksin içeri, yatacaksın tabii rahat rahat. Ben ne yapacağım dışarıda? Dışarıda yapılacak işleri saysana sen bana bir. Efe ile ilgilen Hasan. Dükkana koş Hasan. Her görüş günü hapishaneye gel Hasan.
O anan olacak. Emine 70 sene kira falan ödemez. Emine ile ilgilen Hasan. İşin zoru dışarıda. Ben almayayım. Hem zaten Efe bana baba demiyor ki çocuk. Vallahi sen çıkana kadar psikopat olur o çocuk ha, ben sana söyleyeyim. Dalga geçme. Geçmiyorum dalga falan. O zaman şöyle yapalım, ben içeri gireyim. Baktık olmuyor, zorlanıyorum. Sen gider suçunu itiraf edersin. Sen girersin içeri. Ya oyuncu değişikliği gibi düşün. O iş bende, unut sen o işi. Ya ne var ne? Niye kesiyorsun sen bizim yolumuzu? Ben her şeyi itiraf edeceğim. Dedin ya bana hayatın kayar diye hapse girersin. Benim böyle de hayatım kayıyor. Yeter artık. Bir dakika, bir dakika. Bu sana şantaj mı yaptı? Cinayet minayet yok. Bunların hepsi benim kurmacam. Akşi hapse girerse, yani hapse girmekten korkarsa Efe bana kalır diye düşündüm. Hepsi. Sen Akça'ya tuzak mı kurdun? Ne diyorsun sen be? Sen bunların hepsini uydurdun mu? Kimse ölmedi mi şimdi? Ben kimseyi öldürmedim mi? Söylesene. Ben gecelerce uyku uyumadım be. Nefes alamadım. Nefes vicdan azabından ölecektim. Sen nasıl bir insansın? Ya şöyle bir geçsene. Sen çok fazla oldun artık ha. İyi gelecekse bir tane daha vur. Efe için yine yaparım. Gerekirse oğlum için yine yaparım. Benim oğlum lan. Bizim oğlumuz. Sok artık şunu aklına. Sen var ya, bundan sonra bırak velayeti, Efe'nin yüzünü bile göremeyeceksin. O velayeti de unut, sen kaybettin. Akça, hemen gidip Efe'yi bu herifin evinden alalım. Hemen. Bu sahtekarların arasında bir dakika daha tutmam zaten oğlumu. Efendim şöyle. Ali Kemal, Efe kayıp, yok. Ne? Odasında yok, bahçede yok, sokaklara baktık, yok. Ali Kemal, duyuyor musun beni? Ali Kemal, hemen eve gelmen lazım, Ali Kemal. Efe kaçmış. Hiçbir yerde yok. Hadi sen de. Olmaz. Niye? Al çocuğu. Babam kızar. Başkana bir şey alıp verirse yeme dedi. Hem benim param var. Kendim alabilirim. Yaşında şu boylarda sarışın bir erkek çocuk gördünüz mü? Hayır, görmedim. Tamam. Efe! 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 Ah. Ah. Efe! Efe neredesin o? Şule Hanım. Şule Hanım. Ah. Şule Hanım, iyi misiniz? Ah. İyiyim Tahsin. Hastaneye gidelim mi? Hayır, hayır Tahsin. Şimdi olmaz. Benim Efe'yi bulmam lazım. Yoksa yine beni suçlayacaklar. Annem beni sevmiyormuş, istemiyormuş.
Ne derdin var senin Efe'yle? He? Çocuk ne yaptı da hiç tanımadığı bir kadına sığınacak kadar çaresiz bıraktın onu? Hangi anne evlatına yapar bunu söyle? Ali Kemal. Bitti şöyle. Buraya kadarmış. Boşanıyoruz. Efe'nin de Burak'ın da yüzünü bile görmeyeceksin. Benden de çocuklarından da uzak dur. Siz iyisiniz değil mi? İyiyim. Sen şimdi git o tarafa bak, ben de bu tarafa bakacağım. Hadi Tahsin. Hadi. Akça kızım, sen çıkarken bu çocuk neredeydi? Ne yapıyordu? Bir düşün. Odasında film izliyordu. Şimdi nerede? Delireceğim. Nerede bu çocuk? Bir sakin olun. Hava kararmadan çocuğu bulmamız lazım. Yoksa bu saatler çok kritik. Bir düşmanınız, tehdit edeniniz var mıydı? Yok. Yok memur bey, hiçbir düşmanımız yok. Daha önce böyle bir şey yaptı mı çocuk? Benim arabama saklanmıştı bir kere, arkaya binmişti. O sayılmaz ama memur bey. Yani çocuğun annesi sonuçta. Peki gidebileceği bir arkadaş, akrabası falan? Okul dışındaki bütün vaktini ben ve kardeşiyle geçirir oğlum. Oğlum. Bizim oğlumuz. Anlaşıldı. Çocuğun eşkıyanını belirleyip tüm birimlere dağıtacağız. Siz yine de her ihtimale karşı evde birini bulundurun. Tamam. Memur bey lütfen acele edin. Oğlum bul. Lütfen. Ya çıkalım biz de bakalım sokaklara, caddelere. Ben burada duramam böyle. Ben de geliyorum. Sizin bakmadığınız yerlere bakarım. Tamam işte, dağılabildiğimiz kadar dağılalım. Kadirleri de arayalım, onlar da yardım etsin. Ara ara. Ali Kemal, ben de. Anne, hiçbir yere gelmiyorsun sen. Annemle ilgilen. Kemal, sen şirkettekileri ara. Arabalarla aramaya katılsınlar. Tamam. Bana bir de Efe'nin fotoğrafını gönder. Numaranı söyle. Ver, ben kaydedeyim. Al. Sen böyle git. Kolay gelsin. Şu çocuğu gördün mü? Yok abi, maalesef. Ha Akça, ha. Anne. Efe kayboldu, evden çıkmış. Kız bir dur. Allah Allah, bir nefes al da konuş. Anne, Efe kayıp, Efe. Gelmez sana, bulamaz ama yine de haberin olsun. Nereye gitmiş ki? Bilmiyorum, bilsem seni mi ararım? Delirtmeyin sana. Kızım merak etme, çocuk aklı işte. Oynar gelir. Allah Allah, kapattı. Ne oluyor? Kimle konuşuyorsun sen? Akça. Ay çocuk yok ortalıkta diye yaygara yapıyor. Ay sanki kendi küçükken hiç kaçmadı da konu komşuya. Allah Allah. Neyse, ben sana bir şey söyleyeceğim ya. Ha. Şimdi bu Şahin Bey var ya, yeni bir fotoğraf paylaşmış profilinde. Kolunda bir saat var, servet değerinde. İyi işte, evlenince sana da alır. Ya ben onu mu diyorum? Ay ne diyorsun? Bak şimdi, bu kadar para yasal yollarla kazanılmaz. Ben bilirim. Adamın ismini arama motoruna yazdım. Vergi listesinde adamın esamesi okunmuyor. Ay bir şey söyleyeceğim. Bu yasa dışı işler falan yapıyor olmasın sakın. Kız ne diyorsun? Hemen koşup bir emniyete gidelim. GBT'sini falan baktıralım ha? Kız salak. Parası olan adama neden param var diye sorulur mu? Kızım, o para dediğin her şeyi çözer, her şeyi. Korkma sen. Hadi tabakları falan getir. Ben de bakayım bakalım. Nasılmış bu resim? Aa, kız çok güzelmiş ha. Şanslısın sen. Efe! Efe! Efe neredesin? Efe!
pardon, bakar mısınız? Şu boylarda sarışın erkek bir çocuk gördünüz mü? Resmini görebilir miyim? Yanıltmış olmayayım size. Yani gördünüz mü? Yani gördüm ama sarışın mıydı bilmiyorum. Beresi, kapşonu falan vardı kafasında. Annemin haberi var dedi parka geldiğinden. Fotoğrafını görsem tanırım ama. Hay Allah, yok. Çocuğunuzun fotoğrafı yok mu telefonunuzda? Şey, ben telefonu yeni değiştirdim. O yüzden. Şey dedi, kardeşi varmış Burak. Evet. Evet, Burak benim oğlum. Efe'nin kardeşi. Nereye gitti, ne söyledi size? Deniz kenarında baloncu varmış. Balon alacağım dedi. Peki. Anne, niye yalan söyledik? Çünkü o kadın gerçek annesi değil kızım. Bizi kandırıyor. O amca anlatmıştı ya, çok sorumlu bir aileleri varmış. Zaten telefonda çocuğunun fotoğrafı bile yok. Kolay gelsin. Eyvallah. Şu çocuğu gördün mü? Yok, hayır görmedim. Efendim şunu. Ne? Kumbarasını gösterip sahile balon almaya gidiyorum mu demiş. Tamam. Tamam, hemen bakıyorum ben. Efendim Ali Kemal. Tamam, o zaman sahil tarafına bakacağız, baloncu arayacağız. Haber verin ben Akça'ya, tamam. $2.75. Buradan alır mısınız? Bu defalık benden olsun. Olmaz. Ben bunun taşla kıra getiririm parasını. Thank you.
Anne. Anne kurtar beni. Anne. Anne çok korkuyorum. Anne ben burada kaldım. Söyle. Her şey yolunda efendim. Bir depoya girdi. Kapattım. Aferin, iyi iş çıkardın. Yardım edin. Anne çok üşüyorum. Biraz çok soğuk. Anne. Çok üşüyorum.